Arkadaşlar herkese selam. Golf zamanlarından bunu yapıyorduk. Şimdi BMW ile Nevşehir'e gideceğim. Uzun bir yolculuğumuz var. Normalde biliyorsunuz seri gidiyorum ama bu sefer gitmeyeceğim. Bakalım normal standart bir kullanıcı, sabırlı bir kullanıcı ne kadar yakabilecek? Şimdi depomu fullemeye gidiyorum. Depomu fulleyeceğim. Şu an 86 kilometre menzilim var ve ışığım yandı. Fulledikten sonra görüşürüz. Bakalım parça parça size çekmeye devam edelim. Şöyle göstereyim. Zaten ünlem işaretimiz yandı. Diyor ki yakıt al. Bu arabanın yol bilgisayarı Volkswagen grupları gibi böyle çok yakıt alındıktan sonra ayrı ortalama, diğer türlü ayrı ortalamaları yok. Hani çok böyle ağam şağam bir şey olmayacak. Tribimizi sıfırlarız. Yakıt aldıktan sonra. Şimdi gidelim depomuzu fullleyelim. Olabildiğince hız sınırları dahilinde gideceğim. Yeni otobanı kullanmayacağım. Parasını bizden alsalar dahi girmeyeceğim. Özür dilerim ama böyle. Acayip bir rüzgar var. Bu arada arabadan inmeden bonus flash'la ödüyorum arkadaşlar. Muhtemelen 1000 liraya geçer. Ben arabanın içinde geçeyim bir. Kontak kapalı da olsa buradan dolduğunu görebiliyorsunuz BMW'de. Menzil artıyor. Şu an yarı depo doldu. Yaklaşık 56-57 litre yakıtımız olacak. 25 litre almışız. 530 liradayız. Buradan da her geçen dakika artıyor. Yani inanılmaz ya. 1000 küsüre depo fulleniyor. Allah'ım delireceğim ya. Bak burada olan şey olmadığından dolayı değil. Böyle şeyler ısrar edip kur seviyesi buraya çıkartılıp üstüne bir de zaten petrol fiyatları arttı, ikiye katlandı. Bakmayın şu an bu yakıt belki gerçekten Avrupa'nın en ucuzu. Ama yani bu aptal politikalar, yani gerçekten mantıksız politikalar yüzünden 30 lira olması gereken, 35 lira olması gereken şey 22 liraya satılsa bile çok pahalı. Şu an 800 lira oldu. 800'de durdu ama. Niye? Maksimum 800 mü çekiyor acaba karttan? Dur ben bilmiyorum. Karttan tek seferde 800 liralık çekiyormuş. Neyse arabadan inmeden hiç bu kadar da boşaltmamıştım depoyu. Ultimate alıyorum. BP bu aralar bozdu. En iyi yakıt BP Ultimate'ti. Şimdi Shell birazcık daha iyi V-Power'la birlikte. Neyse doldursun, ben tekrar geçeyim arabaya. Evet orası da doldu. 230 TL öyle, 800 de öyle. 1030 TL'ye doldurmuş olduk. 524 kilometre menzil verdi bize. Evet, ama bu saatte her şey çalışıyor. Ama bu çok aşırı seri rollingli şehir içi kullandım. Şimdi ortalama hızımın ve ortalama tüketiminin olduğu yeri sıfırladım. Şuradan bir de tribi sıfırlayalım. Tamam. Bu sıfırladığımız yer sanırım böyle uçarak gidiyor. Aynen. Öbürü uzun süreli. Tamam. Yani şimdi ortalama tüketimimiz hop şöyle tuttuğumuz zaman burada. Şu an yeni sıfırladığım için ve Roland'da çalıştığı için fırlayarak gidiyor. İlerleyen kilometreleri görüşürüz. Evden çıktım. Çıkalı da 20.6 ortalama var. Tabii ki 2 kilometrenin ortalaması bu. Şu trafikten, Ankara'nın şehir içinden, çay yolundan bir çıkayım. Sonra görüşürüz. Aslında daha sıfırlamasam daha mantıklı. Çünkü birazdan Beytepe'yi falan tırmanacağız. Hani bu şehir dışı tüketim testi değil. Şehir içi tüketim testi de girecek. Bence ben çevre yoluna girdiğim zaman, yani şu aptal trafikten kurtulduğum zaman sıfırlayayım. Şu an ortalamam 13 mesela. Yani çok gerçekçi deyip uzun yol testi yapacağız. 110 sabit gideceğiz. Çünkü bak şu an 14.3. Biz buraya tırmanacağız dakikalarca. Bence 20'nin altında olmaz bile ortalama. Ankara'da her yer tümsek arkadaşlar. İniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bir de mesela şu ileri radar koyuyorlar şimdi. 70'e geçmeyelim. 70 sınırı, 77'ye kadar limit var. Şeritte kalma çalış prensibi de gayet güzel ya. Çıkınca çok agresif girecek mesela, bak çıkartayım. Ve hani şeritte kalma var. Şerit takip yok ama böyle bayağı gidiyor. Ortalayarak. Bakalım radar var mı? Radarı direkt buraya koyuyorlar. Bazen karşıya da koyuyorlar. Burası artı 8 eğim falan. Yani şurası o kadar değil de. Yani geldiğiniz anda direkt radara giriyorsunuz. Boşaltsanız dahi. Neyse şöyle söyleyeyim.
bu araba yakıt tüketim testi aslında bir ara uzun süreli kullanıp uzun süreli kullanım testi yayınlamayı düşünüyorum. Şehir içi basmazsanız 10 litre. Ama bu araba şehir içi bastığınızda 15-16 litre. Dizelde canlı alsanız 8 litre yaktığı yerde, start stopu kapatıyorum. 8 litre yaktığı yerde bunun 16 litreleri hayal değil. Ama uzun yolda dizelin 5,5 yaktığı yerde bunun 7,5 civarı yakacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Ha burada bu arada herkes bilir ben seri giderim. Bir, arabanın ne kadar normal kullanımda nasıl yakacağını merak ediyorum. İki, kendimce ufak çaplı protesto ediyorum. Daha az yakıt harcayarak gitmiş oluyorum. Tabii bu protestodan onların haberi var mı diye sorarsanız tabii ki yok. Şimdi gidelim. Yavaş yavaş yolumuzu bitirelim. İleriden bir kahve alacağım Starbucks'tan. Su alacağım. Böyle keyfini çıkarta çıkarta yavaş yavaş böyle etrafı izleye izleye yeni otobana girmeden önüme kırdı inanılmaz bir şekilde. Gideceğiz. Hadi görüşürüz. Bu arada EcoPro modunda gideceğim. Arkadaşlar bizim yazılım yaparken ekonomi vaadimiz yok. Ayrıca benim arabamda, benim üstüm niye böyle ya? Ha montun şeyleri. Ayrıca benim arabamda moda göre yazılım olduğu için 170 beygirlik yani EcoPro modunda stok bu beta yazılımımız bizim. Yani zaten yazılımda biz ekonomi vaat etmiyoruz. Hem basmadan gideceğim. Dolayısıyla hem de stok gitmiş olacağız. Aslında birebir orijinal stok değil. Arabanın stok rezalet kötü altları. Altlarda bak vitren sesine bak. Çünkü artı 8 eğim tırmanıyorum. 15.6 olmuş ortalama. Yani gaza basmasak bile araba yük altında. Benim EcoPro modunda bile alt devirlerde birazcık torkum var. Ama dip gazda neredeyse 170 beygirlikle aynı gidiyor. Yaklaşık 4500-5000 devir sonrası. Şunu da belirteyim. Etanol yok şu an. Yani bildiğimiz pompa yakıtı. Fulledim zaten gözünüzün önüne. Fulledim. Tamamen pompa yakıtıyla gidiyoruz. 511 kilometre menzil var. Yukarı çıktıkça iyice azalıyor aşağıya doğru. Muhtemelen şu en son Beytepe'nin oradayım. İnce kısmından Konya yolu, Gölbaşı. Oradan Şerefli Koçhisar, Aksaray, Nevşehir yapacağım. Ya kıza da yine start stop çalıştı. Bunu kodladım bu arada da EcoPro'yu alınca geri aktif oluyor. Ondan dolayı böyle hiç EcoPro'da kullanmadığımdan alışkın değilim. Sıcak su istedim kızdan. Hakikaten sıcak su vermiyor. Bildiğimiz sıcak yani böyle. Sesimden de anlayacağınız üzere hastayım. Normalde bayramın ilk günü gidecektim Nevşehir'e ama bizimkileri bulaştırdım. Bulaştırmam korkusunu geçtim. Harbiden çok kötü hastaydım. İki defa Covid'den sonra böyle oldum. Yani hiç Covid geçirmedim. Gittiğinde de Covid testi yapmadılar. Ateşim yoktu diye. Aslında ateşim vardı bir gün öncesinde bayağı ama semptom olmayınca bir tanesi yapmıyorlar. Dolayısıyla vakalar da az çıkıyor bence. Belki Covid'dim, belki değildim bilemeyiz. Ama resmi olarak hala Covid geçirmedim. Çok konuştum. Ben artık kapatayım, yola döneyim. Parça parça sizle yolda görüşürüz. Bu aslında hem bir sohbet hem de bir ekonomi testi oluyor. Bakalım ben de merak edeceğim kaç yakacak. 16.2'ye çıktı rampadan. Bu arada arkadaşlar 22.5 otoda gidiyorum. Muhtemelen klima çalışmıyor şu anda. Hava 12.5 derece dışarısı. Koltuk ısıtmam kapalı. Vazgeçtim. Daha gerçekçi bir ortalama olsun. 16.2 sıfırlamayacağım. Bundan sonra zaten çok fazla tırmanmadan gideceğiz. Yani bilemedim. Şimdi uzun yol kısmını burası etkileyecek mi etkilemeyecek mi ama sonuç olarak bir 15 kilometresinin ortalaması hatta 20 diyelim şehir içi ve böyle sürekli tırmandık. Bunun tam tersi de gelsem mesela 0 litre yakamıyorsunuz ışıkta falan durduğunuzdan ortalaması 10 olurdu. Bu araba normalde şehir içi kastığınızda 8 ama böyle bir rotada kasarsanız onun altına inmiyor. Burada mesela şu an bunun 15 yaktığı yerde TDI Leon 8.5-9'du onu da belirteyim size. Evet arkadaşlar bir telefon trafiği yaşadım. Buraları çekemedim. Şimdi de inmeye başladık. Klasik Ankara. Ortalamam 9.8'e düştü inmeye başladığımdan beri. Gölbaşı'na doğru gidiyorum. İleride zaten kruz kontrolümü açacağım. 90'a sabitleyeceğim. Bu arabada adını unuttum o sistemin de. Adaptif değil de 90'a sabitleyince fren de yapıyor. Dolayısıyla şu an kruz kontrolü açmıyorum. Fren yapmasını gerektirecek bir durum değil. Birazdan ileride yavaşlayayım. Vallahi Gölbaşı'na geldik.
Göl başına daha yani alt geçitten geçiyorum. 8.4'lere düştü. Bu arabanın rüzgar direnci inanılmaz iyi. 0.23 sürtünme kat sayısı var. Bu CD olarak geçiyor arkadaşlar. Coefficient drag yani sürtünme kat sayısı araştırabilirsiniz. Tabii ki arabanın genişliğine oranla ya bir formülünde genişliğine orana vuruluyor. Örnek vermek gerekirse 5 serisi bundan daha geniş olmasına rağmen 0.01 daha düşük sürtünme kat sayısına sahip. Ama totale baktığımızda muhtemelen uygulanan kuvvet daha fazladır. Artık 8.4 bundan sonra parça parça çekeriz. Şurası da 9.7 bu evden çıktım çıkalı ama yani 24 kilometre olmuş. 22 kilometre şimdi çıktık. 22 kilometrenin ortalaması 8.4. Bundan sonrası da uzun yolda yapacağı şey. Şuradan 110 alalım hız sabitlememizi. Araba 8. viteste yaklaşık olarak 110'la 1750 devir mi diyelim, 1600 devirde gidiyor. Şöyle 8'e de alayım ki görün. Geri DG çekelim. Öndeki de giderse çok güzel olacak ama adamı darlamayalım, frene bastı. Bu arada lastik basınçlarım 33, 33 hatta 34 olmuş biraz ısındığından dolayı. Fabrikasyon hedeflerimiz 33 zaten. Lastik basınçlarım da ayarlı. Şunu da unutmadan söyleyeyim, 19 inç jantlar var bu arabanın üstünde. Arkalar 255, 35, 19. Önler 235, 40, 19. Şu an 8.2 ile 110 sabit. Arkadaşlar 45 kilometre yol oldu. Ortalamam 7.2'ye düştü. Ya bu arabanın yol sürtünme sesi de çok iyi. Rüzgar sesi de yok. Hatta ön camlar çift cam falan. Hatta göstereyim size. Yani uzun yolda gerçekten keyifli. Tır niye öyle bir şey yaptı? Baksana Clio'nun önünde nasıl atladı. Yazık yani adam bir anda önüne fırladı ya. Muhtemelen şuradan dönecek ama yani o kadar agresif bir harekete gerek yoktu. Dediğim gibi 7.2 gidiyoruz. 110. Yollar sakin. Çok nadir geçtiğim oldu. O da mesela atıyorum Clio, ben onu sollarken geri gaza basıyor, birbirimizi sabitliyoruz. Sembolde olduğu gibi sol şeritte yer kaplamak için arasına gaza dokundum tabii. 7-1 oldu. Yolculuğun bu kısmında yağmur başladı. Yağmur şöyle bir sıkıntı yapıyor. Yolun sürtünme kat sayısını çok artırıyor. Dolayısıyla arabanın gerçi şu an durdu bir anda da demek ki oraya yağmaya başlamış. Yakıt tüketimini artırıyor diyecektim. Bitti. Geri başlayacak gibi. Bir de şöyle lastiklerim Pirelli P0. Ama bu normal standart P0 değil, deseni de tamamen farklı. Bu BMW üretilmiş yıldız işareti olan OEM ekipman. Audi'de de AU logosu oluyor bu lastikte. Onun deseni buna çok benziyor ama piyasadaki P0'lara değil, yeni çıkan P0 PZ4'e çok benziyor bunların deseni. Onunla da ilgili bir bilgi vereyim dedim size. Hareket halinde olduğumuzdan çok doğru bir bilgi değil ama depoda kaç litre yakıt olduğunda göstereyim size. Şöyle bir gizli menü var, buraya basılı tutuyoruz. Ondan sonra eğer sizde hayalet varsa şurada start tuşunuz, buna basılı tutun. Yani trip sıfırlama kısmı neredeyse. Sonra şuraya gelip unlock diyeceğiz. Unlock şasi numaranızın son 5 hanesinin toplamı. Benimki Eskişehir olarak kodladım kafamda 26. Yağmur tekrar başladı. Basılı tutuyorum. Az önce telefonum çaldı, özür diliyorum. Tekrardan unlock kısmına geleceğim. Buradan tank diyorum. Totalde şu an 51 litre yakıt görüyor ama dediğim gibi hareket halinde olduğumuz için bu çok doğru bir değer değil. Yaklaşık 60 kilometre oldu çıkalı. Şuradan bir çıkalım. Test end diyorum. Evet, ortalamamız 7'ye düşmüş. Evet, yaklaşık 80 kilometre oldu. Ortalamamız 6.7 civarında.
Bu arada Nevşehir'e gittiğim için bir rakım farklılığı da olmayacak. Bence gayet güzel bir test olmuş olacak. Araba hani atıyorum buradan Adana'ya gitsek inmiş olacaktık. Ya da daha yüksek bir yere çıksak yükselmiş olacaktık. En azından doğru düzgün bir düz bir yerde fazla inip çıkma. Yani inip çıkıyoruz tabii şu an mesela bayağı tırmanıyorum. Araba 7 litre ortalamayla çıkıyor ki şurada onları da geçer mesela. Şimdi şu rampaya da bir gelsin. Anlık tüketimi. Hop gördüğümüz gibi 12'lere geldi. Bir de buna şehir içi dahil bizim şehir içimiz olmasaydı 6-7 değil bence 5 küsürlerde falan olurdu. Belki 6 olurdu. Gittikçe tabii ki etkisi azalacak. Parça parça. Ben 6-8 olur diyorum şuranın tepesinde. Hadi oğlum. Ol. Ol. Oldu. Hakikaten 6-8 oldu tepede. Öbür partide görüşürüz. Şanzımanı o kadar güzel ki şunu da göstereyim size. 2000 devirde gelemedik. 130 yapıyor araba. Çok iyi rakam. 2000 devirde 130 yapıyor. Bayağı iyi. Bu arada hayatımda ilk defa şurada 5 yıldızı gördüm. Öngörüme, hızlanmama, her şeyime 5 yıldız vermiş. Şuradan şöyle bakalım. Tabii ki bu yola çıktım çıkalı ortalama 6.4. Yaklaşık 56 kilometre olmuş. 7 kilometre süzülmüş müyüz onu anlamadım. Artı 35 kilometre EcoPro'dan kaynaklı ona menzil veriyor. Zaten hep şurası EcoPro'ydu. Görmüş olduğunuz gibi onları nadir yakalamış EcoPro modunda. Keşke şu an mesela 6.4'e düştü. Keşke sıfırlasaydım diyorum Ankara'dan çıkışta. O Beytepe'ye falan çıkmasak araba şu an bence 5.8, 5.7'de falandı. Ve bu kilodaki bir araba için çok iyi olduğunu düşünüyorum. 110 kilometre falan oldu. Abi arabayla hiç basmadan uzun yolculuk gitmemişim. 6.2 çıktık çıkalı. Yani eğer biz bunu Ankara'dan çıkar çıkmaz sıfırlasaydık, o Beytepe'yi falan saymasaydık, 16'ydı çünkü yani orada 8-9 km ortalaması 16'ydı. 5.5'lar falan çok normaldi. Bakalım şu an 110 km oldu. Bir 200 km'miz daha var. Araba gerçekten basmayınca yakmıyormuş. Ve şu an o kadar konforluyum ki şu kapıyı açıp inesim var. Uzun yolun sakinliği de ayrı keyifli. Ben şimdi şöyle anlıyorum. İnsanlar S tabii ki yani 7 serisi falan ayrı bir dünyadır. Uçan halı gibidir ki bizde spor yay falan var. O adamların aldığı keyfi de şimdi yani ucundan böyle minnacık algılamaya başladım. Geçen Leon'la da bir Konya'ya gitmiştik. Abi Leon da çok sessiz olmuş. Böyle uzun yol ses yalıtımını hiç uzun yolda denememişim bu kadar. Ama bunun rüzgar sesi de yok. Şimdi şeyi düşünüyorum. Acaba buna kompres davulunmazlar dahi ses yalıtımı yapsak çok bir şey değişmez. Boşa ağırlık mı eklemiş oluruz? Yoksa yani bak mikrofon ne kadar alıyor bilmiyorum ama bayağı sessiz sakin gidiyoruz. Rüzgar sesi hiç yok ve dışarıda gerçekten rüzgar var. Bayrak görürsem göstereceğim. Bir ön kameraya geçeyim. Pardon, arka kameraya. Bakın burası 6.2. Dümdüz gidiyoruz. Hatta şuradan planlarımıza bakalım. Bakamadık. Yani şuralarda biraz yaktığı olmuştu ama o rampa çıkarken. Tabii ortalama aldığı için 6.2 olarak gözüküyor. Burası zaten 5 yıldızdır. Hala 5 yıldızımı çalamaz benim. Çıktığı depoyu fullediğimizde menzilimiz 530 muydu? 40 mıydı? Hem 110 km yol geldik. Menzilimiz 330-320 olacağını 635'lere çıktı. Yani bu araba esas motorunun özelliklerini aslında motor, şanzıman, şasi, aerodinamik özellikleri falan her şeyi uzun yolda kullanıyor. Şehir içinde bunu çok kullanamıyor. Ve gerçekten ben bu kadar beklemiyordum yani. Yalan söylemeyeyim. Aksaray'a 112 kilometremiz kalmış. Şu kamerasız Mercedes'lere bitiyorum ya. Ben böyle verimlilik kısmını çok seviyorum. Şimdi bunlar milyon kilometre yapıyor. Düşünsenize o ayna sürtünme katsayısını düşürdüğü için 100 kilometrede 0.1 litre yapsın. 1 milyonda ne kadar fark ediyor yani. Çok iyi. Bu arada Tuz Gölü'ndeyim tekrar. Söyleyeyim bunu.
ileride bir lavaboya girebilirim. İyi bir petrol var mı bilmiyorum duruma göre. Eğer orada girersem şerefli koçsanın içinde hiç durmam. Muhtemelen girecek gibi duruyorum. Ondan sonra durmadan gideriz. O yüzden ben kruzu kapatayım. İleride bir yer var. Oraya girmiş oluruz. Görüşürüz. Özür diliyorum ya, burası petrol değilmiş. Dinlenme tesislerinde durmaktan nefret ediyorum. Hele ki Tuz Gölü'nün burada. Gerçi kalabalık yok ama insanlar Tuz Gölü'nün ayak basmak için yürüyorlar. Burada da sanırım bir belgesel var. Hayvanlar ölüyordu falan. Ne bileyim ya. Çevreye zarar vere vere gidiyoruz. Petrol yokmuş, o yüzden devam ediyorum. 6.1'e düşmüş. Wow. 5.5'da abi. Kesin keşke sıfırlasaydık ya. Şöyle söyleyeyim. Neredeyse çeyreğe yakın yiyeceğiz depoyu. 655 km menzil var. Aksaray'a da 100 km kalmış. Odaklayamadım çünkü yanlış yere. Burası 6.1 civarında devam ediyor. Şehir içine girdiğimiz için hızımı 100'e sabitledim. Ama inanılmaz bir rüzgar var. Bu rüzgar gerçekten olmasa 0.2-0.3 daha düşerdi. Bayağı bir rüzgar var. Şimdi size durunca da göstereceğim aslında bir yerde. Ya da şurada bir bayrak göremiyorum. Hala bir yerde bayrak görsem direkt göstereceğim. Zaten ileride bir şel var. O şelde durmayı planlıyorum. Mesela şimdi ışıkta duracağız. Yani rüzgar ne kadar geliyor bilmiyorum ama bayağı bir rüzgar var. Evet, yaklaşık 150 km yol yaptık. Ortalamamız 6 litreye düştü. Ben şimdi burada bir petrole girip mola veriyorum. Burası 6.3 olmuş, burası 6. Demek ki 5.5'lar hayal değilmiş. Evden çıkarken sıfırlasaydım bu neredeyse 3 kilometre daha fazla olduğu için 0.3 etkilemiş. Çöpümü de alayım. Burada bayrak yok mu ya? Ağaçlar bayağı sallanıyor. Rüzgarı size göstermek istiyorum. Bayağı bir rüzgar var. Alright. Bayrak duracağım arkadaşlar. Ama çok rüzgarlı. Evet arkadaşlar, ortalama 200 km civarında geldik, yani 195 falan. Ortalamamız 5.9'a düştü. Menzilimiz 690'a kadar çıktı. Yani 800-900 km şu an bir depoyla menzil veriyor. Kaç lira yakıtımız kalmış ona bakalım hemen. 193 km olmuş, özür diliyorum. Sekeceğiz sanırım. Şuradan tank diyorum diyemedim. Totalde 44.4 litre yakıtımız var. Aksaray'da bir fullemeyi düşünüyorum. Şu menzil kaç olacak merak ediyorum. Çünkü Aksaray'dan çıkınca ciddi bir rampa tırmanacağız. O bizim tüm menzilimizi yiyecek. Bir şelde dolduralım bakayım ne kadar yakmış Aksaray'a kadar. Ankara Aksaray arası. Eski yoldan. Rüzgarı şöyle göstereyim size. Diğer bayraklar kopmuş zaten. Yaklaşık 210 km, 217 km yapmışız. Şu an şehir içi gibi bir yere girdik. Hız sınırını algılayamadım buranın. Psikolojik olarak bir 100'e çektim kendimi, 90 olabilir diye. 5.9 ortalamamız var. Evden çıkalı 6.1. Yani eğer Ankara'nın çıkışında o Beytepe'yi falan saymayıp sıfırlasaydım. Çünkü 3 kilometre 0.2 eklediyse o daha yüksek ortalama, ya daha uzun kilometre yol. Muhtemelen yani 5.4 falandı. 691 km menzilimiz oldu. Buradan şunu çok iyi anlayabilirsiniz. Bakın şehir içi fullediğimde 500 küsur menzili varken üstüne 220 km yol geldik. 700 km menzile çıktı. Aksaray'a da girmek üzereyim. İleride BP var. O BP'den depomu fullleyeceğim. Şu an kruzu bozmuyorum. Çok uzaktaki ışık yeşil yanıyor. Yetişir mi bilmiyorum tabii ama siz ne kadar görüyorsunuz o ışığı? Işık söndü.
Hatta şurada da bir bayrak varmış. Oradan size rüzgarı göstereyim. Direksiyon alalım, vitese taksın. Yani rüzgar olmasa oradan sıfırlasak inanılmaz ya. 5,5. Kaç kilometre yol yapmışız? 5,9 yaktı diyor. 220 çarpı 5,9, yani bizim 12 litre civarı bir yakıt almamız lazım. Pardon, ışığa bakacağım da hiç çekememişim. 220 kilometre trip olmuş. Ben yine start stop yapıyorum. Dışarıyı göstereyim. Harbi bayağı esiyor. Neyse, ışığımız yandı. Gidelim. 3, 2, 1. Bu arada şu ikisinin farkını söyleyeyim. Bu doğru hız, bu düzeltme faktörlü hız. Yani şu GPS hızı diyebiliriz. Bu da fabrikanın bilerek koymuş olduğu sapmalı hız. Şurada BP var ileride. Yine bir ışık yanıyor tabii. O BP'de şey yapacağım. Depoyu fullleyeceğim. Bakalım 900 km'leri göreceğiz mi bir depoyla. Görürse mükemmel zaten. Hiçbir şey demiyorum. Şimdi yol bilgisayarı hesabına çıkarsak 223 kilometre oluyor. 225 kilometreyi 6 ile falan çarparsak bizim şu an 13 litreye falan fullememiz gerekiyor. Hadi şu petrole bir girelim. Diğer tarafta atınca bıraktı tabii. Yine aynı şekilde ödeyim ki aynı şekilde kendi atsın. Ben şuradan BP'ye dalış yapıyorum. 698 kilometre menzil var. Ve biz 220 kilometre yol geldik. 920 civarında, 915 civarında bir menzil vermesi lazım. Tam petrole girdim. Fullelim abicim. Tam petrole girdim. 700 oldu. Dur bakalım. Bir lavaboya da gireyim hem. Burası da 6'ya düştü. 13 litre de atacak. Bir video çekiyorum da. Duramadık tam. Abi güzel sen şey. Bunu sonuna kadar fulle. Tabii. Ben ödeyip geliyorum. Zaten çok azalacaktır sanırım. Aynen. Geliyorum ben. Menzil kaç oldu acaba ya? Çok merak ettim. Hadi menzil. 959. Evet, şu an Aksaray'dan çıkıyorum. Şurada bayağı bir tırmanacağız. Ora bizim çok menzilimizi yiyecek arkadaşlar. Hop. Burada geçelim. Geçtik. Şöyle söyleyeyim. Zaten 955'e düştü hemen. Ama Nevşehir'e gittiğimde şöyle bir şey yapacağım. Ön kameraya geç. Şimdi dediğim gibi etanol yok arabada ama ben artık daraldım. Dönüşte de ben Nevşehir'e biraz çıtır gazlarım diye düşündüğümden şimdi depomda 5 litre bir etanol var. O yüzden basmadan gidip Nevşehir'e kadar 5 litre yakarsam diye taşana kadar doldur dedim. Zaten 1,5 litre koyabilmiş. 13.1'de attı. 14.3 mü? O civarda bir şeydi. Fişi de almadım bak. yani Nevşehir'e gittiğimde duruma göre bakarım. Hiç petrole girmeyip bagajımdaki yani 5 litreden fulleyebilirim. Şöyle ya, aslında gidip fullemek önemli ama gerçekten doğru ölçüyor. Şunu da net söylüyorum. Yazılımdan burayı kandırmıyoruz. Yazılımdan burayı kandırmadığımız için de bakın birebir tutuyor. BMW zaten böyle nokta atışı onar onar da değil, birer birer menzili ortalamayı tutturuyor. Yani yol bilgisayarı biraz daha böyle hassas çalışıyor. Dolayısıyla artık yani görmüşsünüzdür, ortalama ne yazıyorsa onu çıkartıyor. Nevşehir'e gittiğimizde de kabaca ortalamamızı tamamlamış olacağız. Burayı da şöyle söyleyeyim, şu an tırmanıyoruz. 15 litre anlıkla tırmanıyor araba. Ki hızımız da 90. Burası çok ciddi bir dağ tırmanışı. Yani menzil bunun sonunda 930'lara falan düşer belki. Bu arada şu an ülkede yakıt 20.6 TL. Ultimate yoktu bu arada şeyde. Aksaray'da yok. Nevşehir'de BP'den de Shell'den alacağım. Bir tane çıkışında var çünkü BP. Bir de BP'nin gerçekten bu aralar retardı başladı. Güzel dediğimiz, zaten o da çok güzeldi. Diğerlerinden bir farkı kalmamaya başlarsa Shell'den devam edeceğim. O yüzden etanol de gezdiriyorum yanımda. Yani şu an 937'ye düştü menzilim. 230 km olmuş yola çıkalı. Kabaca, hiç sevmem bunu.
kuruş hesabında 1.2 TL falan yaktı böyle. Ulan güzel ha. Şimdi şey hesaplayayım ben bir. Atıyorum 6 litre dizel 20.6 yakıyor. Şey benzinli 20. Benzinin litresi 20.6 TL 6 litre yakıyor. Mazotun litresi 22.5 TL. Onunla kaç ortalamaya denk geliyor ona bak. Evet şu an bunun 5.9 yaktığı yerde dizel 5.4 yakacak ki aynı paraya gelsin yakıt. Ama şu an ben bu kadar beklemiyordum. Leon'la böyle gelsem minimum 1.6 TDI bir araba. Bundan daha hafif bir araba. 19 yantları çevirmeyecek. Ya minimum 4.5 yakacak ki 4.5 çok güzel bir rakam. Bu araba da 5.9 yaktı. yani şunu söyleyeyim. Vay be. Yani benzinli bu araba hiç bu kadar basmadan gitmemiştim. Yani bu kadar yakacağını ben tahmin etmiyordum. Üstüne bu araba 300 beygirlik bir kapasiteye sahip. Şuradaki şu tuşa dokunduğum anda spor tuşuna 300 beygir ama Leon 1.6 TDI bir araba. Beğendim. Gerçekten yapmışlar. Aerodinamik burada çok etkili. Bu arada yolun bu kalan kısmı duble yol dedikleri. Yani mıcırın üstüne zift atılmış. Çok kalitesiz bir asfalt. Türkiye'nin bitki örtüsü. Lastikler ısınmıyor arkadaşlar. Çok basmadığım için 33-34'te sabit kaldılar. Gidiyoruz bakalım. Şu an için 6 oldu ortalamam. Menzil 900'lere düştü. Bayağı tırmanıp iniyoruz. Ortalamam 6.1'e çıktı maalesef. Hatta şu an yelken modunu aldı. 130'la iniyoruz. Şu karşı kocaman dağda tırmanacağız geri. De ne biçim yama bu. Çukurdan kaçacağım diye. Hatta bence ben birazcık hızlanayım. Tırcılar öyle yapar ya. Çıkacağı rampaya böyle gazlar da. Gerçi biz tır değiliz, bir şey değiliz. Biraz dokunayım. 6.1 ile hızlansın araba. 140'ı falan görsün. Hep ayağımı böyle, hatta biraz da 6.1 yapalım. 150 oldu. Böyle ayağımı dokundurarak bakayım çıkabilecek mi? Bir de radara giriyormuş, ne gülerim. Onca yol sen böyle gel, sonra radara gir. Mesela şu an 140 ile 6.1 yakıyoruz. Artık tırmanmaya başladı. Muhtemelen yavaşlayacak artık. Yavaşlıyor. Bu da şey. O an orta anlık tüketim mi, cruise control? Nasıl ayarladım? Bir 6.1'e çaktım. Hız düşüyor ama tabii. Bir de şu an ayarlamakta zorlanıyorum. Biraz çukurdan zıplayıp inince. Aa bak, fazla bastım. Hop, az bastım. İyi götürdüm ama uzun bir süre. Yavaşlıyor. Yavaşlıyor. 110'a artık kuruza aldım. Burada artırır. Rampanın tepesine gelmeden 10 yakıyor. Muhtemelen birazdan 15'leri göreceğiz. Hava fitrenin emisyonu bu yolda gelmez size muhtemelen. Ben duyuyorum ama çok vitesi küçülttü. 20'leri geçirtti. Çok ciddi bir rampa bu arada. Tırlar falan muhtemelen... Lan bu nedir ya? Yani şu 50 ile 60'ta falan çıkıyor. Biz burada 110'la sabitledik. Evet, biraz azaldı rampa. Böyle gidiyoruz bakalım ya. Menzil düşüyor çünkü hem yol kalitesiz. Yolun sürtülmesi çok fazla. Hem in çık. Ama benim tahminim 6.1, maksimum 6.2 ile falan Nevşehir'de. Evin önünde 6.1. Evin önünde 6 diyorum. Hadi bakalım. Çünkü Amanos biraz daha aşağıda. Orada düşer diye düşünüyorum. Evet, hava karardı. Yağmur yağdı. Yerler ıslak. Ortalamam 6.2. Trafikte aptal insanlar. Şuradan kruzu bozdum az önce. İnsanlar yere yağmur düştüğünde niye bu kadar hani ortalığı, yani solda gidince ne oluyor anlamıyorum. Mesela ben bunu solladım ve sağ şeride sinyalimi verip geçtim. Yani bunu niye yapmıyorlar, gerçekten anlam vermek zor.
Görüşürüz. Az kaldı Nevşehir merkeze girmek üzereyim. Ya şunların da hiçbir mantığı kalmadı. Yani durduk yere masraf ya. Kartonu koydular. Ben hiç umursamıyorum ki artık. Geçen çevirmeye dalıyordum. Karton zannettim bile. Duba da koymamışlar. Adam da poliste yani Allah'tan üstteki sarı bir şey varmış da. Yani sıradanlaştırdıktan sonra bir şey hiçbir işe yaramıyor. Kaç paradır o kartonlar ya durduk yere. Yani hangi hatta hizmet Avrupa'nın neresinde var hiç araştırmadım ama bence hiçbir yerde olduğunu düşünmüyorum. Hani uyum yasasıyla ilgili oradan acaba böyle bir bütçe falan ayarlayıp mı yaptılar diyeceğim de zannetmiyorum. Evet, Nevşehir'in içine girdim 6.1 ile, hatta şurada forumu görebilirsiniz. Şuradan 90'a sabitleyelim, buraya radar koyuyorlar. Gerçi şu köşede oluyordu da yok diye ben de saldım arabayı. 6.1, 6 Avanos diyorum. Yani Nevşehir'e 6.1 yaktı arkadaşlar. Şuradan yol bilgisayarını değiştirelim. 96.6 ortalama hızımız var. 300 kilometre yol gelmişiz. 6.1 yaktı. Bence çok güzel. Harika hatta. Evde de kapatırım videoyu. Hesaplamalarıma göre de eve gittiğimde tam olarak 5 litrelik bana etanole bir yer ayrılmış olacak. Yani işlem tamam, güzel ayarladık. Şu an Nevşehir merkezden çıkacağım. Buraya da radar koyuyorlar ama bu gece infrared radar Nevşehir'e gelmiş midir hiç belli olmaz. O yüzden şimdi bunları ne blok bölge mi diyorlar ne diyorlar, bir şey seçip yaparlar. O yüzden 90'ı geçmiyorum, zaten aşırı bir trafik var. Bir de Nevşehir'in insanı alışkın değildir böyle sola yapışır gider. Sağında bak, makas demiyorum, sağından sessizce geçsem bile böyle bir heyecanlanır, arkadan sellekler falan atar. İstanbul'a gidince de zaten hepsi böyle şey gibi kalır. Tavşan ışık görür ya gece yolda, onun gibi böyle kalırlar sağından solundan araba geçtiğinde. Neyse, memleketimin insanını daha çok gömmeden, tabii ki çok iyi kullananlar da var. Gidelim. Yaklaşık 5 kilometre falan ineceğiz böyle. O yüzden 6 olacak mı çok merak ediyorum. Bence olmaması için sebep yok. Çünkü Avanos rakım olarak bayağı aşağıda. Bu yola bir şeyler olmuş ama ya. Eskiden böyle değildi. Çok böyle yama yapmışlar. Hello. Merhaba. Biz 6 litre bir olsak şurada, hadi. Hadi dur, boşa atsın ayağımızı, gazdan çekelim. Evet, 6 litre oldu. O zaman hafif bir şey oluyor. Biz Eco Pro'da. Hatta bir dakika, sporu alalım. Geri 6.1 yapalım, tam olsun. Daraldık be. Nedir arkadaş? Gençleştim resmen. Comfort. Eco Pro'yu almışız pardon. Şurada viraj kasalı. Bir de şöyle boşa attıralım. At boşa. Hah. 6.2 oldu ama hemen. Onu şey, birazdan geri 6'ya düşer diyorum. Hatta şöyle yapalım, 0'a çekelim. Traction alalım, vitese taksın. Şu an bence 6.1 oldu bile. Yazı gitsin. Tüh, olmamış, tutturamadık. Gidiyoruz, 6.1 oldu. Birazcık çözdüm arabayı. Artık böyle hissiyatsal olarak bir bütünleştik diyebilirim. Ne yapacağı, nerede ne olacağı. Şu an video çektiğim için çok odaklanamıyorum ama aşağıdaki ışıkta da 6.0 ortalama bekliyorum. Zaten Avanos'a geldim. Videoyu da orada kapatırım. Bu bir kapanış olsun. Bakalım ışığa kadar 6.0'ı göreceğiz mi? Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak ışık kırmızı yanıyor. Üzme beni.
Üzme beni. Hadi. Olmadı. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum burada. Hop, yine start stop. Bye bye.